Gol krallığında ikinci sıraya yükseldi Valencia'nın ardından. Ee, o gol krallığı listesi varsa Tolgacım onu da hazırlasanız abi. Ee, i̇kinci sayfaya da bakın. O hemen geldi. Ben de gol derken gol krallığı listesi geldi hocam. Hemen getirdiler. Bak. Ekip ekip e, sezonun sonu geldi hala istim üstünde çalışıyor hocam. E, bu arada yarın sezon finali 90 1 için. Şimdi Jack ne düşün? 23 gol Tabii de. Evet. Yani Icardi'nin maç sayısı az abi. Kaç maç? 24 yani yani maç. Jagna kaç maç? Icardi kaç maç? Jagna'nın daha fazla. Valencia kaç maç tabii. Tabii. Canım. Öyle bakacaksın. Yani gol ortalamasına bakacak olursa. Bakayım Jagna 33 maç. 33 maçta 23 gol. Icardi 24 maçta 22 gol. Evet, buyur. Valencia'ya kaç maç olmuş? Valencia'da 31 maçta. 31'de 29'da da bayağı bir yakam ya. Evet. Yani o da neredeyse maç başında bir gol atmış. Hocam. Atmış tabi de bucak ne farklı bir olay abi ya. Şey İkar değil miydi? Şey İkar farklı, bir olay ya. Yani e, tamam. Fabio Borini 19 gol. Umut Nayır orada oralara girdi. Yani Cenk Tosun zaten hani başka bir golcüdür. Hacı ikinci yarı ilk yarıdaki gibi oynamadı ama Umut Nayır'ın oradaki 17 golünü de es geçmeyelim. Hani e, Ümraniye takımında e, o golü bulmak önemli. Bir dakika ya Giresun Ümraniye nereden? Ümraniye niye bir, bir tek sen Giresun yazıyor bunlar? Niye lan beni de şaşırttınız ya. Allah Allah. Ben de kendimden şüphe ettim ha. Hocam 10 tane golcü ismi var. Oradan geldi diye mi oldu acaba çocuklar? Oradan bu taraf ve Ümraniye'ye geldi diye Giresun'dan tabii. Orada öyle bir şey olmuş, hata almış. Valla e, bak soluna geldiğinde resim öyle bir çıkıyor ki hocam. Tam şey. E, o performansların göstergesi evet. aslında. Evet. 10 yani tane topçu. Kaç tanesi yerli, kaç tanesi yabancı. Hocam işte bir orada umut var, cenk var. Onun dışında geçmiş olsun. Zaten ligde yok ki yerli golcü. Yani sıkıntılı bu. Milli takım açısından da benzer bir sıkıntı söz konusu. Şimdi e, şey de sakatlandı, Enes de sakatlandı. Yani iyi sezon geçiriyor Enes İspanya'da. Evet. Enes de sakatlandı. Herhalde umutla yer alacaktır. Cenk Tosun zaten olacak. Bilemiyorum yani zor bir e, seçim. Bugün birazdan konuşacağız. E, Kuntz için konuşurken devam edeceğiz ama bu iki maç önemli dedi. Yani evet. e, birazdan konuşacağız. ona geleceğiz. E, Gol Krallığı listesi böyle. E, i̇kinci sayfada da Artık Giresun mu, İstanbul mu? Ee, bu sorunun cevabını arayacağız. O da yarın saat 20'de belli olacak. Ee, puan durumları bu şekilde. Ee, birisi 38, diğeri 37. Ümraniye ve Antalya maçları İstanbul Spor'un kendi elinde. Evet. Yani Ümraniye Spor'u oynayacak. Ümraniye Çok büyük bir ömür şey sürpriz. İstanbul Spor favori. Çok e öyle, olmaz. öyle, gözüküyor. Yani, düşmüş bir takımla oynuyor abi. Evet hocam. ya. Yani. Bir de bütün oyuncuları Kaç falan da düşmüş. Gittilerdi. Yani moralleri bozuk. Antrenman yapamazsın hocaya. Çok. Bırak puanı manı rakibi. Yani gibi. işte takımların görüyoruz hocam. Kolay değil bu ortamda e, devre arasında Para da pul. konuştuk ya oynamak. Para pul. E şimdi planları var. E, yeni sözleşme, yeni transfer arayışında olanların kafasında o olacak. Zor bir sezon geçti. Tatil düşünüyorlar. E, tatil derken sezonun geldik. Haziran'ın kaçındayız? E, yeni sezon başlayacak. Çoğun Haziran önceki. sonu Temmuz'un başında. 2 hafta, 3 hafta belki tatil yapabilecek. E, hadi tekrardan başlayacak. Koşturmaca. E, seneye Avrupa Şampiyonası senesi. E, erken bitmek zorunda lig. Yani böyle çok yoğun bir takvim var. Nasıl sığdıracaklar? Nasıl yapacaklar? Bakacağız. Ama kolay Peki, değil Bir de şey hakkında nasıl karar alacaklar Bu deprem bölgesindeki Takımlar hakkında Mesela kimisi bir yıl daha dondurmak istemiş Hocam Hangisi Yani isim vermediler de e, Bazılarından bilmiyorum alt taraftakilerden mi Öyle te talepler gelen de var E o zaman dondururlarsa Kaç takım olacağız sana İşte Bilmiyorum abi süper Lig'den var mı öyle bir talebi geldi mi? Olacak mı? Görmüyorum. Yani, Gaziantep devam edecek gibi gözüküyor da. Ama bunun kararının verilmesi lazım ya. Neyi bekliyorlar? İşte şey e, yeni tabii seçim var 22'sinde. Yeni Türkiye Futbol he, Federasyonu verebilecek. Bu. Bunlar Doğru. şu anda yani gider ayak. Değil. yani Bilmiyoruz kalır mı kalmaz mı sayın Büyükekçi de ee, şurada kalmış iki hafta. O iki hafta içinde. Ancak gerekli altyapıları hazırlarlar. Hazırlık gelen... yapanlar var mı? Kulağına geliyor mu? Geliyor hocam var bir şeyler ama biliyorsun e, kulisleri olur bu işlerin. Şu hafta geçsin. Federasyon, kupa, şey, Şampiyonlar Ligi ve Kupa Finali geçsin. Önümüzdeki hafta yoğun geçer. Başlar değil mi? Burada, tabii, tabii. Burada. Önümüzdeki hafta hemen. Hemen e, şeyler başlar. Kulisler başlar. Peçi sıra ee, dışarı bilgiler de çıkar. Biz de izleyicilerimizle paylaşırız o bilgileri ama hani bu hafta yoğun bir hafta. Hem Şampiyonlar Ligi finali hem Ziraat Türkiye Kupası finali her şey çok böyle kısa bir sürece sıkıştı. Yarın da şey var. Yarın değil. E, Perşembe günü güvenilir bir federasyon Süper Lig'e çıkacak son takım. Güvenilir Beğilir bir federasyon kurulu, güvenilir merkez hakem komitesi, güvenilir Tahkim kurulu, güvenilir, disiplin kurulu. Güvenilir. Güvenilir. Bunlar lazım değil mi? Güven. Güven. Maalesef, maalesef yok uzun zamandır maalesef bölük bölçük oluyor. İnşallah iyi olur. Peki şeye bakalım mı? Ee, ha önce pe peki badem öyle zamanı geldi. Bir, bir başkanın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları vardı. Onlar üzerinden biraz yorum getirelim. Diyor ki bir takım çıkıyor, diğer takımlar 6 puan almış. Ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin diyor. Böyle bir şeyin mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile şampiyon yine başka bir takımdı. Şimdi bununla ilgili bıkmadan, usanmadan açıklamalar yapılması ne kadar doğru? 30 yıldır bir takım sahaya çıkmazsa 3-0 yenik sayılıyor. Hiçbir takım için de haksızlık söz konusu değil diyor. Mehmet Büyükekşi buradaki e, gizli özne Beşiktaş olmuş. Beşiktaş açısından. Hocam söylüyor bana. Buradaki her cümleye, her kelimeye evet diyorum. Aynı fikirdesin. Evet, yüzde yüz. Yüzde yüz. Geçmiş içtihaplarda bu yüz. Yüzde değil, doksan dokuz değil. Yüzde yüz bu olay doğru, böyle olur. Ve Beşiktaş da bunu kasıtlı olarak seyirciye oynuyor. Hmm. Çünkü biliyorlar, tahkeme gitseler red olacak. Zaten yurt dışında böyle bir şey yok. Şimdiye kadar alınan kararların hepsi bu karara uygun. Yani başka bir şey olmazdı ama niye hala yok yöneticiler konuşuyor, yok teknik direktörleri konuşuyor. olacak şey değil ya. Yani ne anlatmak istiyorlar? Havanda su dövüyorlar hocam, havanda. Ya tabiri caizse. Ya herkes kendi açısından baktığında bir haklılık payı bulabilir ama bu şu durumda kimseyin herkesin yani bütün paydaşları mutlu etmenin imkanı yok. Abi tamam da... Onlar da diyebilir ki biz niye mutsuz oluyoruz, onlar mutlu oluyor. Ya Geçmiş adam, oynamış, adam oynamış, kazanmış. Adam oynamış, kazanmış, oynamış. Adam oynamış, kaybetmiş. Daha ne konuşuyorsun abi? Sen oynamışsın, kaybetmişsin. Adam oynamış, kazanmış. Ondan sonrakilerde de kararlamış. Bunun başka bir şekli yok ki. Ve bundan evvel alınan, bundan evvel senelerde bu tip olaylarda alınan kararlar da böyle. Yani bu uygun bir karar anlayamıyorum. Yani bu kadar seyirci oynamak son derece yanlış. Peki, e, burada e, Sayın Büyükekşi ile aynı görüşteyiz dedi Öce. Bakalım başka bir e, açıklaması. He, Bakın ince noktalara göre var kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki. Burada gizli bir şey var gibi. Var kayıtlarını dinlediğim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Milli takımda işte. ha, o ikinci bölüm. O. Bir dakika abi. Ya açıkladınız var kayıtlarını. Offsite'ımsı, foulümsü, kafa atmamsı filan gibi şeyler çıktı. Daha ne yok abi? O kulübeliğine bu kulübeliğine ki. Orada neler oldu abi yıllarca? O Hata neler oldu? Hata diyor. O neler olduğunu Yusuf da iyi biliyordu. Zekeriya da iyi biliyordu. Şey de iyi biliyordu. Ee, söyle. Nihat. Serdar Tatlı da iyi biliyordu. Ha. Ha bir şey MHP başkanları. Tabii. MHP başkanları iyi biliyorlardı. O yangınlar niye çıktı? Niye hakemlerin bazı hakemlerin kellesi alınmak istendi? Şimdi ne söylüyor ki bu başkan? Ve daha hala bunlar tam düzeltildi mi? Değil. Bir, hakemlikte bir ikilem var. Cüneyt Çakır babası grubuyla karşı grup var. Şu anda Lale Orta merkezen kurulu başkanı değil mi? Değil. Şu anda Cüneyt Çakır arkadan idare ediyor babasıyla beraber. Ama Cüneyt Çakır şu anda 160-170 bin lira civarında bir para alıyor aylık. Onun için de Cüneyt Çakır diyorlar ki MHK olur. MHK olmaz Cüneyt Çakır. Niye olsun? Bu parayı alır, perde arkasından idare eder. Çünkü Merkez Komitesi Başkanı 30 bin lira alacak. Araba verecekler, yemek parası filan. Niye olsun? 150 bin, 160 bin lira almak varken perdenin arkasında durur, idare eder. Bilmeyenlerle götürür işte. Onun için dikkat et bak Ender'cim. Hangi komite başkanı, hangi komite başkanı operasyona başladı? Kellesi gitti. Bakın bir şeye dikkat edin. Kulüpler, ey kulüpler. Hangi, hangi MHK başkanı işi yakaladılar, sakatlık oluyor. Operasyona girdiler, operasyon yapılmadı. MHK'ler gittiler. O zaman arkada bir şeyler oynanıyor. Büyük ekşi sen benden neden bahsediyorsun? İşte ya iki gözlemcinin birbiriyle yazışmalarını verdim ben size. Doğru yapan şu anda atıldı. Öbürkü devam ediyor. Öbürkü devam eden Hasan Doğan zamanında devre dışı bırakılan hakem. Devre dışı bırakılanların bir kısmı geldiler. Hasan Doğan zamanında bunlar neden devre dışı bırakıldı? Kimse kimseyi yemesin abi. Ben bu alemin karaciğerini dalağını biliyorum. Özellikle hakemlik yaptım ya. Özellikle yaptım hakemliği. İllallah dedim bu hakemlerden özellikle yaptım. Ama hiçbir şey değişmedi 40 yıldır. Hala arka taraf felaket oynuyor. Hala. Biz şey diyor işte algoritmayı getirdik şöyle yaptık. 41 tane kriter koyduk falan. Hakemlere güveniliyor mu abi? Ne algoritması ya? İşte hakemlere tayinini ben ispat edemem. Ama lale ortanın yapmadığını zannediyorum. İspat edemem. Çünkü komite başkanlarının bazıları mesela Sabri listeyi veriyordu, federasyon başkanı da veriyorlardı. Acaba o liste çıkıyor muydu bilmiyorum. Değişiyor muydu onu da bilmiyorum. Yani o kadar o işler öyle, Basit o algometre, margometre ben pek öyle barometre bilen anlamıyorum hocam o işlerden. <gülüyor> <gülüyor> yazılımı yazılımı bilemem diyorsun. Ya, ne bilgisayara ne verirse onu alırsın hocam. Ne oldu? Geçen sene hep beraber Cüneyt Çakır grubu da dahil çocuğun üstüne oynadılar zorba Küçük'ün o ekipler. Zorba küçük düşürüldü el birliğiyle. Burada ne dedim size? Bakın bu zorba küçük düşürüldü. bunu omuz verilmedi iyi bir hakem. Seneye bu hakeme maç verecekler. FIFA yaptıklarına maç veremeyecekler. Dedim mi demedim mi? Ne oldu? Zorba küçük kilit maçın idareti, ötekiler dandik maçı idare ettiler. Hani FIFA hakemleriniz Hocam hakemliği düzeltemezseniz Türkiye'de futbolu bir yere götüremezsiniz. Çok zor. Bilmeyen federasyon başkanını ve bilmeyen federasyon heyetini var ya kayağa binip gönderirler. Hocam hakemlik var ya Türkiye'de politika politika hikaye ya. Yanarsın bir gir arı kovanı. Yanarsın ya. baba. Sağ gösterip sol çakarlar. <laughs> İçeriği bir bilsem var ya anam. Her iz ite karışıyor. İtin izi hani at izi it karışır ya. Kimin ne olduğunu anlamazsın abi. Senin yanına gelir bakarsın karşı taraftan. Vay hani bazı partilerde olduğu gibi. <laughs> Anladım hocam. Peki yani. Bunları yani, hep konuşuyoruz ama. E, bunları halledecek mesela cevap bu federasyon isteyen, bunları cevap halledemedi. Cevap kullanmak isteyen. Bu federasyon bunu açık. halledemedi. Bu federasyon başkanı bunu halledemedi. Hasan Doğan'dan filan bahsediyor. Hasan Doğan operasyon yaptı. Büyük ekşi. Hasan Doğan'ın operasyonda gönderdiği adamlardan bugün görev alanlar var tekrar içeri girdiler. Büyük ekşi Hasan Doğan'ın operasyonunda dışarı kalanlardan bugün görev alanlar var. Büyük ekşi Hasan Doğan derken dikkatli ol. Sonra diyor evet. ki milli takımla işte Fankunsu'la yola devam ediyoruz. Sonuçlar tabii ki önemli. Bazen bir şey vardır insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. Oynayacağımız iki maçın sonucu çok önemli. Yani demiş ki bu iki maçın sonucuna göre ya Kuns kalır ya gider. Ben İki onu maç kimlerle oynanacak? E, Letonya Galler miydi? E, evet. Altı puan alamazsan Kuns yok. Doğru. Tabii Büyük Ekşi kalırsa. E, tabii. Bir de o var. Türkiye'de çünkü biliyorsun akşam ve sabah belli olmuyor. Biliyorsun. E, ama bu iki maç oluyor, tabii, bilmiyorum da bu iki maç seçimden önce tabii. 16 19 bunlar. Seçim 22'de ama hani ama ya yine de 50 şey olmaz. Tabii. 50 edemez. Tabii tabii yok. Gelene olmaz bırakırsın tabii. Eğer Aynen, gelecek tabii. varsa. Yoksa, yoksa sen gelirsen sen sonra yaparsın. Aynen. Doğru söylüyorsun ama e, eşikler demek ki bu iki maç. Gerçi e, yani bu iki maç mı eşik olmalı? Galler Letonya onu da bilemiyorum yani. Eee grubumuzda daha Hedef maçlar var. Başka var mı? Bu kadar değil mi? Evet. E, bu da böyle hocam. Bakalım. E, şey önemli yani. E, ben bir de şey anlamadım. Büyük ekşinin kulüplere gönderdiği yazı. Federasyon başkanına başkanlığına aday oluyorum. Beni aday göstermeniz için işte imza falan. Bunu gönderdiğinde 3 maç falan vardı daha. E, burada düşme hattı var. Şampiyonluk hattı var. Öyle bir yazıyı ben kabul etmiyorum. O zamanların gönderilmesi. Eğer doğruysa. Ama işte doğruysa hocam yazıyı bulmak lazım. Eğer doğruysa. Çünkü öyle bir şeyler çıktı. Ben duymadım. Öyle bir Çünkü şeyler şey çıktı. Yani. Gene biz doğruysa diyelim. Çünkü şey olmadı. Yani hayır biz bu böyle bir şey olmadı denilmedi. Onu biliyorum. Sen bizim programda söyledin ama evet, bak onu ondan söyledim. sonra es geçtik. Evet. Ee, üzerine gitmedik onu sonra unuttuk o Evet. Öyle. Peki, ee, şimdi heh, enlere gelelim bakalım. Önce bir, e, yarın aslında bizim sezon finali programımız ama yarın e, önemli bir konuğumuz var. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek burada olacak. E, sezonu konuşacağız, gelecek sezonu konuşacağız. İçeride sezon boyunca neler oldu onu konuşacağız. Ha bir dakika, Frans bir dakika pardon Ender'cim. Bunu bir sağ alalım. Federasyon Başkanı'nın o var kayıtlarını sola alalım yazdığı. Açıklamasını sola alalım. Bu güzel olacak şimdi bak. Hani var kayıtları diye açıklaması var ya evet. Var kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yapı yaratıldı ki burada gizli bir şey var gibi. Var kayıtlarını dinledim. Aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey bir şey yok. Allah Allah. Peki burada bizim sezonun olayında ofsaytlımsı, kafamsız skandallar nerede? Getirelim mi o görüntüleri de? Yani herkesin Kesin. ezberinde <laughs> bence. Kafamsız ofsaytlımsı. Bunlar barda olan olaylar. Daha barda neler oldu? Bu bizim bildiğimiz. Yusuf'tan, Zekeriya'dan, Serdar Tatlı'dan biliyorum. Serdar Tatlı'yla hiç çay içmişliğim yok. Ama bir ilk kere telefon konuşmam var. Onun için biliyorum diyorum neler olduğunu. Ama burada federasyon başkanı olmadı diyor bak. Ne diyor? Var kayıt dinledim. Aslında herhangi bir kulübü Leyna. Ya Leyna Leyna olur mu ya? Herif kafa atıyor, atamıyorsun. Vardan neler söylüyorlar? Hakem ne yapıyor? Burada ofsaytımsı diyorlar. E, lig ligi